Elida ben, Diyarbakır'da yaşıyorum. Evliyim, iki tane de kızım var. 7 yıldır da veganım. Veganlığı tamamen işte yayma amacı gidiyorum yani bir vegan olarak. Dünyanın hemen her yerinde aslında veganlık aynı zorlukta diyebilirim. Yani toplumsal baskı olarak dünyanın her yerinde veganlara maalesef ki aynı baskı kuruluyor. Çünkü siz hayvanları direkt o mal konumundan birey statüsüne çıkarıyorsunuz. O yüzden toplumsal baskı anlamında dünyanın her yerinde aynı zorlukta. Gıdaya ulaşım olarak da dünyanın hiçbir yerinde zor değil yani. Çocuklarınızı vegan yetiştiriyorsunuz. Evet evet, iki kızım da vegan. Onlar ne düşünüyorlar? Onlar zaten her çocuk gibi benim kızlarım da doğuştan vegan yani. Hepimiz aslında doğduğumuz zaman vegan doğuyoruz. Çil varlıklar olarak doğmuyoruz. Anatomik olarak da bu böyle aslında. Yani et yeme alışkanlığımız tamamen kötü bir alışkanlık diyeyim. 10 bin yıl öncesine kadar dayanan kötü bir alışkanlık. Zaten vegan doğan iki çocuğu ben na vegan olarak yetiştirmedim. Yani onlara zorla ağzına süt, yumurta, et dayatmadım. Tüm hayvanların eşit olduğunu, bizlerle aynı olduklarını anlatınca, işte bunları hikayelerle, gün içindeki üslubumla onlara bahsedince, onlar zaten kendileri vegan bir şekilde doğdukları gibi o şekilde de büyüdüler zaten. Hiç zorlanmadım. Peki hiç özenli oldu mu çocuklarınızda? Mesela başkaları et yerken ya da diğer et ürünleri yemekte mi yer? Yani bebeklik döneminde, yani o ilk 2-3 yılda tabii o zaman belli bir iradeleri tam anlamıyla yok. O dönemler biraz oluyordu açıkçası. Ama sonrasında, o 3 yaş sonrasında çocuğun artık o kendi iradesi, bilinci, karar verme yetisi, neyin ne olduğunu anladığı çağdan sonra artık kesinlikle hani canının çektiği bir şeyi bile, hani bana diyordu ki anne onun veganını bana yapar mısın? Hani o çikolatanın bana veganını alır mısın? Ya da lahmacunun bana veganını yapar mısın? Zaten her şeyin alternatifi var, vegan ürünlerin hepsinin alternatifi var dediğim gibi. Ebeveynlere veganlık hakkında neler söylemek istersiniz? Zorlamayın çocuklar. Yani çocuklarınıza gerçeklerden bahsedin. Ben şahsen kendi çocuklarıma hiçbir şekilde veganlığı dayatmadım. Sadece gerçeklerden bahsettim. Yani tabaklarına gelen o etin, sütün, peynirin, yumurtanın ne olduğunu onlara anlattım. Her şekilde çocuklarımızı şiddetten uzak tutalım. Hayvan sevgisini, hayvanlara saygıyı her şekilde, yani hayvanları ayırt etmeden tüm hayvanları sevmemiz gerektiğini çocuklarımıza aşılayalım. Sütümü, etimi falan. Evet. Ben köyden alıyorum. İşte organik, işte ben Ayşe teyzeden sütümü alıyorum. İşte Halil amcadan yumurtamı alıyorum. İşte gezen tavuk bunlar. Hani kimse bir yere onları tıkmıyor, evet, gibisinden. Ama bu tamamen bir vicdan rahatlaması. Aslında veganlık dediğimiz şey yani işin acı çektirme boyutu değil. Yani biz kafessiz hayvan refahından, hani böyle hayvanların refahını savunmuyoruz aslında. Biz hayvanların tamamen özgürlüğünü savunuyoruz. Yani hayvanları sonuçta, sizin o Halil amca dediğiniz, Ayşe teyze dediğiniz kişi de hayvanı sonuçta bir mal olarak görüyor. Onu kullanıyor, sömürüyor ve işi bittiği zaman o hayvan artık yumurta üretemedi. Yani üretmek kelimesi aslında hoş değil ama yumurtlayamadığı zaman, süt veremediği zaman ne yapıyor? Kesiyor, öldürüyor. Yani o pilavının üzerine koyuyor ya da satıyor. Yani faşizmin hepsine karşıyız. Yani ne türcülük, ne ırkçılık, ne cinsiyetçilik olmayan bir dünya, böyle sınıfsız, sömürüsüz bir dünya arzuluyoruz biz. Umuyorum ki de olacak, yani böyle bir dünyayı kuracağız, umudum baki. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.